Merhaba sevgili arkadaşlar, 9. sınıflar için din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeyiz. Evet başlıyoruz. Hazır mıyız? Neler e, öğreneceğiz? Konumuz nedir? Değerler ve değerlerin kaynağı konusu. E, neler öğreneceğiz arkadaşlar? Değerler ve değerlerin kaynağı konusu arkadaşlar. Değer nedir? Nasıl oluşur? değerlerin oluşumunu etkileyen şeyler, ögeler, unsurlar nelerdir konusuna başlıyoruz. Haydi bismillah. Evet öncelikle değer. Değer nedir arkadaşlar? Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce, davranış, kural ve kıymetlere değer denir. Mütabık mıyız? Mütabıkız. Peki. Değerler inanç, istek, tercih ve arzuları yansıtırlar ve bunlar kişi için bir hüküm içerir değerler. Örneğin bu tablo çok güzeldir veya bu tablo güzeldir yahut ticarette dürüst olmak önemlidir, kıymetlidir gibi hüküm ve yargılar birer nedir? Değerdir. Değerler insan davranışlarının şekillenmesini etki eder ve toplumun kendi varlık ve işleyişini devam ettirmesinde önemli bir araçtır. Peki değerler değişir mi? Değişmez mi? Nasıl bölümleyebiliriz? Arkadaşlar değişebilir ve değişemez diye iki sınıfta gruplandırabiliriz. Değişebilir olanlarla ilgili olaraktan kişiye, topluma, cinsiyete, yaşa, eğitime, sosyal statüye göre değişebilen değerler anlaşılır. Örneğin düğün, cenaze gibi törenler toplumdan topluma değişebilirler. Veya başka bir örnek mesela hangi kitabın veya hangi eşyanın hangi filmin güzel olup olmadığı kişiye göre değişir. Cinsiyete göre değişir, yaşa göre değişir, eğitime ve sosyal statüye göre değişebilirler. Peki değişmez değerler dendiğinde ise arkadaşlar adalet, sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma gibi değerler kastedilir ki bunlara üst değerler veya bilahare kök değerler denir. İçerdikleri ve yüklendikleri olgu, olay ve nesneler farklı olabilmekle birlikte anlamları aynıdır. Örneğin, örneğin doğru değerinin anlamı her yerde aynıdır. Böyle bir değer var mıdır? Vardır. Ve her yerde aynıdır. Farklı olan tek şey neye doğru denileceği konusudur düşünsel olarak ideal olarak doğru kavramı olgusal olarak vardır ama doğru nedir neye doğru denir konusu farklılaşabilir. Peki dinin öğütlediği adalet, doğruluk, infak, kardeşlik, paylaşmak, yardımlaşmak, diğer kamlık gibi değerler kök değerlerdir. Burada e, ilk defa duyduğunuz veya anlamını tam bilmediğiniz bir kavram var mı arkadaşlar? Mesela infak kavramı veya diğer kamlık veya namı diğer diğer kamlık. İnfak ne demektir? İnfak e, ihtiyacımız fazlasını ihtiyacı olan birine ihtiyacı kadar vermek demektir. Bununla ilgili ne bir oran, ne bir miktar ne de bir zaman sınırı vardır. Mesela zekatta ne vardır? Bir yıl beklemiş tembel paraya verilir, ee, kesilen bir cezadır tabiri caizse hatta. Asgari yüzde iki buçuğun altına düşmemeli ama üzeri sizin cömertliğinize kalmıştır. Ama vereceğiniz paranın miktarı o miktarın bir yıl beklemiş olma şartı var. Zekatta. Ama infakta böyle bir sınır yok. 7-24 her zaman için açık ucu açık bir çek. Kimin neye ihtiyacı varsa onun ihtiyacını gidermek fiilinin adıdır. kavramsal olarak infak etmek veya infakta bulunmak. Peki diğer canlık nedir veya diğer gamlık? Adı üstünde diğerinin gamıyla, diğerinin derdiyle dertlenmek ve gereğini yapmak. Şimdi burada e, yakın e, bir başka kavram var. kullanır nedir? Empati yapmak. Fakat diğer gamlık empatiden, beş beden daha büyüktür arkadaşlar. E, empati de Karşı taraftaki diğer insanı düşünsel olarak sadece onu daha iyi anlamak için rolleri değiştiriyorsun sanal olarak anlıyorsun nokta. Ama diğer kanlıkta anlıyorsun ve neye ihtiyacı varsa gereği neyse gereğini yerine getiriyorsun. Neyse o kişinin e, ihtiyacı onu karşılıyorsun e, yerine getiriyorsun. Dolayısıyla en az beş beden daha büyük çünkü bir fiil olarak konunun içerisinde yer almış oluyorsun diğer kanlıkta değerler doğdukları alanlara göre arkadaşlar e, isimlenir. Ahlaki, sosyal, siyasi, ekonomik, estetik, teorik, milli ve dini değerler şeklinde gruplandırılabilirler. En genel anlamda şöyle ifade edebiliriz. İyi kötü dendiğinde ahlaki değerleri, güzel çirkin dendiğinde estetik değerleri, helal haram dendiğinde dini değerleri ve vatan millet denildiğinde ise milli değerler kastederiz. Bunlar anlaşılır. Peki bir tablo olarak şöyle ifade edebilir miyiz? Elbette işte ettik bile. Bakın. Değer kategorisi ve örneği karşısında maddi ve fiziksel ekonomik dendiğinde sağlık, rahatlık, fiziki güvenlik değerleri anlaşılıyor. Ahlaki ve sosyal değer dendiğinde üreticilik ve emek kastedilmiş oluyor. Siyasal dendiğinde dürüstlük, hakkaniyet, estetik ...dendiğinde güzellik, simetri, dini dendiğinde dindarlık, helal, haram, sevap, günah anlaşılır. Milli dendiğinde vatan sevgisi, bağımsızlık, zeka, bilimsellik, duygusal dendiğinde sevgi, empati kastedilmiş olur. Ve kişinin belirli durumlarda nasıl davranacağını belirleyen değerler onun kişinin değerler sistemini oluşturur. Bu değerler sisteminin e, duygusal yönden uyumlu olması gerekir. Rasyonel açıdan da çelişkisiz olması gerekir ve bir birleştirici kaynağa dayanması önemlidir, kıymetlidir. Dolayısıyla bir toplum ya da toplumsal grupta benimsenip uygulanan değerler arkadaşlar kendiliğinden oluşmaz. Uzun bir tarihi süreç içerisinde oluşur ve değerlerin oluşumunda da çeşitli unsurlar rol oynar. Örneğin din, örf ve adetler, coğrafi şartlar, iletişimde bulunan diğer başka kültürler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi saydığımız unsurlar değerlerin oluşumunda etkili olan rol alan unsurlardan bazılarıdır. Bu arada kahve ikramımı lütfen kabul edin. Afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi değerlerin oluşumunda dinin etkisi Arkadaşlar, değerler oluşumundaki en önemli kaynak ve etkili unsurlardan birisi dindir. Hatta en başta gelir din. Nitekim insanlık tarihinin her döneminde var olan din olgusu, insanın yaşam biçimini, duygularını, düşüncelerini ve değer yargılarını etkileyen en önemli faktördür. Neden? Çünkü din, insanın hayatını anlamlandırmasına katkı sağlar. Değerler hiyerarşisinde yol gösterir onu iyiye, güzele, doğruya yönlendirip kötülüklerden sakınmayı, sakındırmayı amaçlar. Ve bütün bunları amaçlayan tek kurumdur. Din insanlara belli bir değerler sistemi önerir. Ne tür amaçlara yönelip nasıl davranmaları ve ne tür bir kişilik oluşturmaları gerektiğini bildirir. Kadrajı kapsamı çok açıktır, çok geniştir. Biz daha doğmadan bizimle ilgili başlayan dinin koyduğu ilkeler vardır, duruşlar vardır, anlayışlar vardır, yaklaşımlar vardır. Keza kişi ölmekle de bu sınır bitmez. Kişi öldüğü halde amel defteri açık kalır. Yaşarken ortaya koyduğu, sebep olduğu hayırlı şeylerin veya Allah korusun şerli şeylerin yüzyıllar boyunca devam etmesine sebep olmuşsa amel defteri açık kalır ve oraya kaydedilmeye devam eder. Dinin hem kaynak olarak hem de oluşumunda etkili olduğu değerlerin başında ahlaki olan, ahlaki değerler gelir arkadaşlar. Dinin ahlaki değerleri etkilemesinin temel sebebi nedir? Dinin buyruklarının insanları iyiye, doğruya, güzele, adalete, huzur ve mutluluğa davet etmesidir. Örneğin toplumumuzda öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarını gidermek, küçükleri sevmek, büyüklere saygılı davranmak, akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak, misafire ikramda bulunmak gibi önem verilen değerlerin kaynağı nedir? Dindir. Şimdi sondan başlayalım. Mesela misafire ikramda bulunmak. Bununla ilgili arkadaşlar bir atasözü, bir deyim, bir anlayış. Lütfen şöyle bir hatırlayın, bir düşünün. Misafire ikramda bulunmak deyince aklınıza bir deyim geliyor mu mesela? E, Halil İbrahim sofrası, Halil İbrahim sofrası, misafire ikramda bulunmanın deyimsel karşılığı kültürümüzde Halil İbrahim sofrasıdır. Nur de yazsın rahmetli Barış Manço da böyle bir eser yaptı. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına şeklinde hani hatırlayın. Nedir? Nereden gelir? Şimdi misafire ikramda bulunmanın dini referansları nelerdir? Misafire ikramda bulunmak ve misafirlik kültüründe dinin belirleyici ne, e, unsuru e, gücü nedir? Bakalım arkadaşlar. Bir, Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir peygamber hiçbir zaman sofrasına bir misafir olmadan oturmamış. Eğer misafir yoksa o gün çıkmış çarşıda pazarda davet etmiş insanları ve sofrasına almıştır. Ve hiçbir gün Hazreti İbrahim aleyhisselam misafirsiz sofraya oturmamıştır. Şimdi bir bu bir peygamber sünnetidir. İki Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların rızasını kazanan Allah'ın rızasını kazanır. Buyurun, genel bir ilke. Misafire iyi davranmak, onu gönlünü hoş tutmak, insanın rızasını kazanma da çok önemli bir e, unsurdur. Keza, bir başka hadis-i şerif, tam nokta atış konuyla ilgili. Buyurun ki Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ağırladığı misafirin gönlünü hoş tutan ve onu hoş bir şekilde uğurladığında bir Müslüman, misafir ettiği kişinin toplam sevabı kadar sevaba kavuşmuş olur. Buyurun. Dolayısıyla durumun böylelikliği misafirlik konusunda, misafire ikramda bulunmak konusunda bütün tevhidi imanın, inancın yaşandığı dönemlerde, tarihlerde ve coğrafyalarda misafirperverliği çok kıymetli, çok zarif, çok güzel anlayışlarla, pratiklerle örülü bir müessese haline, bir kurum haline hatta getirmiştir. Gördüğümüz gibi misafire ikram etmenin arka planında var olan din ve onun ilkelerini gördük. Efendim veya mesela Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Nisa suresinde Allah. Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi yani liyakati ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Ayetiyle işin ehline verilmesi liyakati ve adaleti emrediyor emir kipinde. İşte adalet değeri işte Allah'ın bu konudaki hükmü. Emir kipinde mutlaka adaletli olunuz buyurmuş oluyor. Veya başka bir ayette Hucurat suresinde buyuruyor ki Allah, ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Zan yani bilgiye, kesin bilgiye dayanmayan algılarla hareket etmek Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Nokta. Şimdi bu ayetlerle alay etmek, lakap takmak, insanların kusurunu araştırmak gibi kötü ve davranışlar yasaklanmıştır. Haram kabul edilmiştir. Tersi övülmüştür, önerilmiştir, tavsiye edilmiştir. Lakap takmak arkadaşlar haramdır, kul hakkıdır. Üstelik taktığınız e, veya takılan lakap kişinin hoşuna gitmiyorsa, rencide oluyorsa ekstra daha büyük bir kul hakkına girmiş olur. Efendim, din kişinin bu dünyada yaptıklarının ahirette karşılığını göreceğini bildirdiği için din ile ilişkilendirilen ahlaki değerlerin yaptırım gücü daha kuvvetlidir, çok daha kuvvetlidir. Çünkü dinde en yüksek değer kaynağı Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Onun emir ve yasakları aynı zamanda ahlakın kaynağı ve ilkeleridir. İlkeleridir, affedersiniz. Bunun için inançlı kişi ahlaki vazifelerini yerine getirirken aynı zamanda sevap kazandığını, bu vazifeleri yapmadığı durumda da günaha girdiğini düşünür, düşünmelidir. Nitekim, nitekim din ahlaka kuvvetli bir yaptırım, gücü ve teşvik edici bir enerji sağlamaktadır. Nasıl? 1. Allah'ın rızasını kazanma arzusu, duygusu. 2. Allah'ın rızasına layık olamama korkusu, 3 cennet ümidi, 4 cehennem korkusu. Mesela bu dört unsur arkasında din desteği olan bir ahlak anlayışında çok işlevseldir ve bir davranışı yapıp yapmama konusunda kişiyi harekete geçiren veya durduran bir güce sahiptir. Din, ahlaki değerlerin yanı sıra ekonomik, milli, sosyal, duygusal, entelektüel ve benzeri değerlerin oluşumunda da etkilidir. Örneğin ekonomik değerlerden olan üretimin niteliği hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Allah insan için ancak çalıştığının karşılığının verileceği. Dolayısıyla çalışmayı teşvik eden, dolayısıyla duran bir ekonomiyi değil genel manada canlı büyüyen bir ekonomiyi de ifade ettiğini görüyoruz. Ve Aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadisinde yapılan işin en güzel şekilde yapılmasının öğütlendiğini görüyoruz. Arkadaşlar yine entelektüel değerlerde olan bilimsellik değerinin oluşumunda Kur'an ve hadislerdeki ilim öğrenme, öğretme konusundaki öğütlerin çok yoğun ayet ve hadislerin etkisi elbette vardır ve çoktur. Peki değerler oluşumda örf ve adetlerin etkisi. Şimdi arkadaşlar zaten örf ve adetlerin oluşumunda dinin çok önemli bir etkisi vardır. Dolayısıyla örf ve adetlerin de e, haricen değerler oluşumunda etkisi çoktur. Ee, Örf ve adet arasındaki farkı arkadaşlar birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Çok kısaca şöyle arz edeyim. Ee, örfler evrensel karakterlidir, ee, bölgesel karakterlidir adetler. Örfler aklın, mantığın, vicdanın, ahlakın referansını aldıktan sonra var olurlar. Adetler her zaman için bu referansların tamamını almayabilirler. Dolayısıyla akılla, mantıkla çalışan kimi adetler olabilir, bölgesel adetler olabilir... Mesela işte kız kaçırma, kan davası, efendim başlık parası gibi. Ama süreç içerisinde e, adetler bu e, referanslarla çelişen, akılla, mantıkla çelişen, vicdanla çelişen kimi bölgesel adetler zaman içerisinde ortadan kalkar, etkisini yitirir. Diyelim işte başlık parasıyla evlilikler geçmiş yüzyıllarda yüzde ellilik bir oranda sağlanıyor idiyken şimdi yüzde bir bile değildir gibi. Evet. Artı e, ne sorusunu cevaplandırır, örfler. Mesela evlilik ne ile icra edilir? Düğün ile icra edilir. Burada düğün yapmak örftür. Peki nasıl sorusunu ne cevaplar? Onu da adetler. Ne sorusunu örfler, nasıl sorusunu adetler cevaplandırır, belirler. E, nasıl düğün yapılır? Adetlerin konusudur. Orada adetler devreye girer. Efendim. Burayı böylece özetlemiş. Olduk nihayetinde kısaca din örf ve adetlerin değişmesinde de etkilidir arkadaşlar diye bir cümle daha Kurayım çünkü e, toplumlar benimseyip uyguladıkları örf ve adetlerin inandıkları dinin öğretileriyle çatışmasını istemezler. Bunların dine uygun olup olmadığını dikkat ederler. Olmayanlarını süreç içerisinde ayıklarlar. Az önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Bunda İslamın insana ve topluma zarar veren uygulamaları kabul etmemesinin çok önemli bir rolü ve etkisi vardır. Negatif manadaki kimi e, adetlerin süreç içerisinde hayattan çıkmış olmasında. Neler öğrendik? Değerler ve değerlerin kaynağı konusunu konuştuk. Arkadaşlar, şimdi geldik videonun sonunda ödüllü sorumuza. Aşağıdaki verilerden hangisi değerlerin oluşumunda doğrudan etkili değildir? arkadaş, eğitim, çevre, din, ekonomi. Dolaylı olarak hangisi etkilidir sorusu veya diye soruyu arz etmiş olayım. Sevgili arkadaşlar tekrar hepinize arkadaşlar videonun sonunda baki selamlar ile Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.